Bazı şair vardır, inanmadığını söyler, yaşamadığını söyler. Fuzuli diyor ya, şair sözü yalandır diye bir beyti geçer. Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefa var, aldanma ki şair sözü elbette yalandır. Yani şair inanmadığını, gerçekte yaşamadığı duyguları ifade edebilir. Fakat Hulusi Efendi de bu durum tam aksi şekilde tezahür ediyor. Nasıl? Efendi Hazretleri çocukluğundan itibaren yaşadığı bütün halleri, geçtiği bütün makamları, tasavvufi merhaleleri bir anlamda hikaye ediyor bize. Anlatıyor, şikayet etmiyor. Diyor ki ben bunları yaşadım. Bunu bir örnekte daha izah etmek isterim. Bu çok önemli bir örnek olacak. Divan edebiyatında birçok yazma eseri biz inceliyoruz. Yazma eserlerin birçoğunun sonunda bunlar daha çok ilmi eserlerdir. Şöyle bir not düşer müellif. Mücerreptir. Ne demek? Tecrübe edilmiştir. Yani denenmiştir. Yani bu bilgiler yaşanmıştır. İnanın. Bu bir ilaç tarifi olur. Bu bir e, ne diyelim nasihat olur. Bunu böyle yapın. En sona düşer. Yazmanın en sonda mücerreptir ifadesi. Bunlara inanın. Bunlar yaşanmıştır denir. Hulusi Efendi divanına baktığın zaman inanın şu notu rahatlıkla düşeriz. Mücerreptir. Buradaki bütün haller yaşanmıştır. Bunlar kav ile, söz ile, kelam ile gönüllere nakşedilmeye çalışılır. Üstad bunu kendisi şöyle ifade ediyor. Hulusi her sözün sıtkı, sözünü hal edinmektir. O söz ki olmaya hal cümle kavli kazibin olmuştur. Eğer söylediğin söz gerçekten halin yansıması değilse tamamen yalandan ibarettir. Bu hakikat insanın bazen tüylerini ürpertiyor. Çünkü orada anlatılanlar şu anda bizim hani zihin dünyamızda, gönül dünyamızda bazen e, yansıma bulmayabilir. Çünkü hal adı üstünde, hali yaşamak lazım. Yaşamadığınız bir hali, başarı işte buradan geliyor, bunu ifade edecektim ben. O hali şiir diliyle o kadar güzel ifade ediyor ki, ha diyorsunuz orada. Buymuş. İşte ben de böyle olmalıyım. Ben de bu hali yaşamalıyım. Yoksa kalden öteye geçemiyorsunuz. Yani özünüzde bir, sözünüzde bir oluyor. Bu anlamda üstadın divanına baktığımız zaman halin orada öncelikle aşkı ilahide var olduğunu görürsünüz. Onun bütün şiirlerindeki esas öz, ee, anlatmak istediği şey aşktır. Maşuka duyduğu sevgidir. Bütün derdi bu aşkı ifade etmek, nasıl ulaştığını anlatmak, ihvanlarına, kardeşlerine o yolu göstermektir. İşit aşıkların sırrını, tan eyleme ey ihvan! Veren aşkı muhabbeti değil mi Hazreti Sübhan? Bu aşkı bize veren Allah'tır. Bu da nasip işi biliyor musunuz? Bazen ne yaparsanız yapın, Nasibinizde yoksa o aşkı, o duyguyu yaşayamıyorsunuz. Ama işte bazı insanlar seçiliyor, seçilmiş insanlar var. İşte İhramcı Zade İsmail Hakkı Toprak gibi, Osman Hulusi Efendi gibi. Aşk da nasip oluyor, sevilmek de sadece sevmek değil. Şimdi e, siz birini seversiniz de o sevginize karşı al alamayabilirsiniz. Fakat şimdi buradaki durum her iki tarafın da birbirine muhabbeti, sevgisi var. Yani üstad aşkı ilahiyle Rabbine bağlı. Rabbi de onu seviyor. Sevmese bunlar zuhur etmiyor zaten. Allah'ın sevdiğini Allah kullana da sevdiriyor. Benim biraz önce ifade ettiğim mürşidi kamiller merkez durumunda dediğim olay da buradan geliyor aslında. Mürşidi kamillerin olduğu yere insanlar doğal olarak oluk oluk akıyorlar. Bu sevgiyi gönüllere nakşeden mi Allah. Allah da sevdiriyor. O yüzden Evliyaullah'ın bulunduğu yer merkezdir. Bunu unutmamak lazım. Konya'da Mevlana'dır. Kastamonu'da Şeyh Şaban'ı velidir. Bursa'da Emir Sultan'dır. Sivas'a gelirsiniz İhramcı Zade'dir. Darenli'ye gelirsiniz Osman Hulusi Efendi'dir. Somuncu Baba'dır. Gönüller oraya ellerinde olmadan akmaktadır.